Söyle. E'lenel yevme an fevzi şair şiili. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Senin bu bilgisayarın hakikaten kim öyle tabana yansıtıyor bunu? İşte problem olmuş yani, artık nasıl dokundun, ne olduysa. Sıra sorun. Tamam, Evet. eyvallah. E'lene el yevme an fevzi şairi şiili Nikanor Bara bi caizeti Sirfantis ve hiye ehemmu caizetin edebiyetin fit tuveli nokta nokta bil İspaniyeti. Şimdi İspaniye, efendim sonunda tay marbut alma şartıyla tabi, İspanyolca anlamında kullanılabilir. Ya da direkt el luga el İspaniye dersiniz. Hani el Arabiye deyince Arap dili kastediliyor ya. Çok kullanımdan dolayı lugat mevsuf düşürülüyor. E'lene an, efendim, ilan etti. Ya da burada ilan edildi de olur. Çünkü ilan eden kelime, Google'i okuyabilir O işte meçhul sigayla da okunabilir, malum sigayla da. Ama malum okunursa faili daha önce zikredilmiş olur. farz edilir. Evet. Bu oğluna daha uygun olur. Hani soru olarak çıkarılıyor ya karşımıza. Bugün ilan edildim. Şimdi ilan edilen ne? An ile geliyor bakınız. Çünkü alene fiili nesnesini an ile alıyor. Mesela alene l-üstazu an netecil imtihaneti. Sınav sonuçlarını ilan etti, açıkladı. Şimdi bunu meçhul sigaya dönüştürdüğümüzde, şimdi bir bilgi vereceğim. El üstazı zorunlu olarak düşürmesi gerekiyor. Hani nasıl ki el takılı alan bir isim tenvin almazsa meçhul fiiller de fail almaz. Naif fail alır. Bunu da tabii meçhul çatılı hale getirmemiz lazım. Getirdik. Şimdi getirdik ama bu sefer fiil, yani meçhul çatılı fiil, naif fail arasında mühendislik müzekerlik ilişkisi aranması lazım. Ne yapacağım ben şimdi? Efendim, uline mi diyeceğim, ulinet mi diyeceğim? Evet. Bunun cevabı şu. Şibit cümlesi, bakınız, bütün olarak tek bir ögeye karşılık gelen an neticil imtihanet var ya, bu naif fail olduğunda, daha doğrusu bir ögeye karşılık geldiğinde zamir değeri bunun da huvedir. Bu an neticil imtihanetin içerisinde 50 tane müennes geçsin, oğline oğlin olarak kalır. Eksik Yok. detaylı. Burada kalıbın tamamı. Şibit cümlesinin Anlamı tamamı, nedir? evet. Onun zamir karşıma düşüyor. Evet, bunun karşılığı Yani huve. onu nereye göndereceğim? Cümleye değil. Cümle dese manaya mı gönderiyorsun onu? Kalıbı. Kalıp. Evet. Az önce, Kalıbı senin oluşturuyorsun. daha önceki bir derste müevvel mastar için söylemiştik değil mi bunu? Evet. Müevvel mastar için. Efendim, asla mühendis kabul edemezsin. İçerisine binlerce mühendis geçsin. Şibit cümlesi için de aynı durum Ama binlerce geçerlidir. mühendis içerisinde bir tane müzekker gelirse işte iş kötü. Ha tabii, evet. Hocam imtihanın neticesi ilan edildi. İlan ile netice. Biz bu netice anlamına gönderme yapamayız. Yok. İmtihanın neticesi olarak. İmtihanın neticesi müzekker kabul edildi. İşte Söylenebilir. yani belirleyici o mu oluyor? Ben mühendislik aramıyorum. İmtihanın neticesi Yani burada belirleyici o netice dediğimiz anlam. Yok, o değil. Burada imtihanın şibit cümle olayı Ha, var. mesele burada şibit cümle olayı. Şibit cümle olması. Ben Hocam burada o 5 tane şey var. İnternette kainun Yok hocam, zorlama. kainun internette Zor et. kainun şeyler var. Öyle var ya, tam açık Yok açık. Hocam burada olinenin naibi faili an değil. Neteş değil. El imtihanet Tamam değil. tamam. Peki ney? İki tane var. Tamamı. Şibit Şibit cümle. cümlesinin tamamı olinenin naibi fail olup zamir değeri huvedir. Her zaman Fiil. öyle mi? Her zaman. Evet. Efendim, naibi fail olduğunda şibit cümlesi fiil her zaman müzekker gelmelidir. Bilal istisna. Bila istisna. Devam edelim hocam. Aynı durum müevvel mazhar için de geçerli. Neyse. O sebeple burada o line müzekker çatılı geldi. O malum yapıda onu bir belirtmiş olayım. Efendim, bugün Şilili şair Nikanor Baran'ın, bak, fevz kazanmak demek. Bu da nesnesini bir ile alıyor. Şair Nikanor Baran'ın Cervantes ödülünü kazandığı duyuruldu. Evet.
Şimdi burada işte alene fiil elyevme. Ne zaman sorusunun cevabı mefulün fi an ile başlayıp servantise bir kadar gelen kısım şibih cümlesi olup naibi faildir. Evet. Yani sözde özdedir. Şimdi burada Nikanor Baran'ın Şilili şairin bedeli olduğunu belirtmiş olayım. Evet. Efendim, babam Hasan. Hiye, yani az önce bahsettiği Cervantes ödülü o ehemmü caizetin edebiyetin fitüveli nokta 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 bil İspaniye. Yani devletlerdeki efendim en önemli edebiyat ödülüdür. Bu da haber. Şimdi burada özlem de var müpteda, yüklemim de var. Ama burada bir boşluk şu kelime grubunu bağlayacak. İspanyolca nokta nokta devletler diyeceğiz. İspanyolca konuşan. İşte bir bak, bir de bi ile kullanılacak. Bi olacak. Efendim yani bakacağız. Bu sözcükleri araya koyalım. Fittüvelil mülakabeti bil İspaniyeti. İspanyol lakaplı ülkeler. Eşya bil İspaniye. İspanya ülkesinde yaygın olan devletler. Şaiya dersek. Şaiya yaygın demek. Ya da İspanyolca'da yaygın olan devletler. İspanyolca'nın yaygın olduğu olabilir mi? Yok. İspanyolca'da yaygın olan devletler. Buradaki bir fi anlamında kullanılıyor. Şöyle de olabilir. İspanyolcayla yayılan devletler. B şıkkında bu böyle bir anlam da çıkarabilir. İçinde. Yok. Hayır. İspanyolca yoluyla yayılan gibi. Şaiye herhangi bir şeye alıyor. Efendim. Ya da İspanyolca dilinde yaygın olan devletler. Böyle de bir anlam çıkmaz. Hocam ne dedin? Şimdi şaiye harekat edeceğim. Şey nesne almaz aslında. Almaz değil mi? Evet. Ama neyle yayıldı? Bi ile kullanabilirsiniz. Evet. Efendim. Şimdi el marufe bilinen, tanınan demek. İspanyolca ile bilinen. Efendim ya da İspanyolca olarak bilinen devletler de diyebiliriz. Efendim nataka nesnesini nataka nesnesini bil alır. Nataka bil lugati Türkiye mesela Türkçe konuştu. İspanyolca konuşan devletler efendim E şıkkında er resmiye. Yani resmi devletler İspanyolca ile resmi devletler. Anlam çıkmıyor. Bey harfi C'yi de arıyormuş. Ney? Alefe. Öyle tabii. Mesela arifu ke bil emaneti. Arifu ke bil emaneti. Efendim seni güvenilirlik özelliğiyle tanıyorum. Peki burada ben kimim? Arapça söyleyeyim. Ben kimim? Ene arifun. Ben. Bakınız öz değil. Bakın burada şunu tekrarlayacağım. Özne ile. Özne demeyeyim de o zaman fail diyeyim. Dur. Fail ile fiil arasındaki ilişki ismi faille anlatım bulur. Bak tanıyorum. Ben kimim o zaman? Arifim. Peki sen kimsin? Tanınansın. Meful bih ile ama buradaki meful bih sarih. Çok dikkat et. Cemal Bey bu size gelsin. Meful bih sarih ise. Meful bih ile fiil arasındaki ilişki nasıl tanınır? İsmi mefulle anlatım bulur. Yani sen kimsin? Ente marufun. Değil mi? Evet. Şimdi sorum şu geliyor. Sorum şu. Meful bi sarih dışındaki diğer tamamlayıcı ögeler ile fiil arasındaki efendim ilişki yine ismi mef'ulle efendim ama ismi mef'ulle ama harfi cer
vasıtasıyla anlatım olur. İlla anlatım olur. Bazen fiilin yok. Yok. Ente maruf, sen tanıyorsun. Buradaki el emanet nedir? Marufun bihedir. Ve burada Cemal hocam, ha evet, buradaki maruf asla ikil çoğul olmaz. Asla müennes olmaz. Peki burada emaneti ben nasıl anlatacağım? Bi'den sonra gelen harfi celle. Efendim. Bi'den sonra gelen harfi. Ya da meful bi sarit dışındaki ögeler. Efendim. Müştak isim türünden anlatım bulacaksa Arapçada, bu ancak işte ismi meful artı harfi cer aracılığıyla anlatılabilir. Evet. Şimdi ben bir cümle kurayım. Harece Hasan mines saffi efendim sabahan efendim liziyareti. Şimdi önce bu cümleyi Türkçe'ye çevirmek ve Türkçe'yi anlamlandırmak istiyorum. Hasan sabah efendim ziyaret etmek için efendim sınıftan çıktı. Bunlara hangi ögeyi söylersen söyle. Burada Hasan bir defa öznedir. Çıktı. Bu da yüklemdir. Tamam. Şimdi ben yüklemle yani fiille bağlantılı olacak şekilde şuradaki ögeleri müştak isme dönüştüreceğim. Şimdi size soruyorum. Hasan bu cümleye göre isim soylu bir kelime türeterek cevap verin. Kimdir? Çıkandır. Önce Türkçeyi. Sabah nedir? Nedir? Tam cevabını verin. He? Yok yok, Türkçesini söyleyelim. Arapçaya döneceğim. Çünkü Türkçesini bilirsem Arapçası kolay. He? İçinde çıkılan zamandır. İçinde çıkılan zamandır. Peki ziyaret nedir? Ziyaret nedir? Nereye? Nereye değil. Neden? Kendisi için çıkılan sebeptir. Efendim, sınıf nedir? Kendisinden çıkılan. Türkler, evet yer. Evet, şimdi burada Türkler genelde efendim bu kendisinden sözcüğünü, kendisi sözcüğünü, efendim içinde sözcüğünü genelde düşürüyor. Ama Araplar bunu düşürmüyor. Şimdi aynı işlemi Arapçada yapmak istiyorum. Hasan kimdir? Haricundur. Bak, fiil ile fail arasındaki ilişki ismi fail ile anlatım buldu. Peki sınıf kimdir veya nedir, neresidir? Mahrucun min. Başında hangi harfi cer var? Min var. Peki hadi bakalım bunu yapın. Sabah kimdir, nedir? Mahrucun fiil'dir. Niye biliyor musunuz? Şu sabahın aslında başında fiil var. Anlam açısından. Ha, sen onu düşürmüşsün. Ama bunu isim soylu ifade ederken mahrucun fiil diyorsun. Evet, mahrucun fiil'dir. Peki ziyaret kimdir veya nedir? Mahrucun lehedir. Peki burada niye mahrucu? Çünkü ziyaret mühennes ya, mahrucu müzekkere yapıyorsun. Evet. Efendim burada değişmez. Asla değişmez. Bu harfi celle anlatımlarda. Bunlar o şeyde var. Ya ben onları izlemedim henüz. Peki şimdi bir şey soracağım size. Hani demiştim ya, İsmi fail malum muzarif ile ismi meful de meçhul muzarif ile denktir. Peki buyurunuz. Buradaki müştak isimleri az önceki kural çerçevesinde değiştiriniz. Zaten ya ismi fail geçiyor ya ismi meful. Buyurun. Haricisi muzariye çevir demek. Evet, yahrucu. Şimdi harika. Yuhracu.
Min. Sabah kimdir? Yuhracu fi. Ziyaret. Yuhracu lehe. Şimdi soruyorum. Yuhracu niye müzekker oldu? Evet. Hocam da onu kastetti. Evet. Buradaki lehe yuhracu fiilinin naib failidir. Ama bütün olarak. Buradaki fihi yuhracu fiilinin naib failidir. Buradaki min yuhracu fiilinin naib failidir. O sebeple efendim şibit cümlesi naibi fail olduğunda fiil tekil müzekker yapıda gelir. Bu türetilmiş isim olsun isterse. Çünkü isim mef'ulun da naibi fail olur. Bakın yukarıda niye mahrucu müzekker getirdik? Çünkü minhu onun naibi failidir. Eğer irab yapmayı seviyorsanız. Efendim. Evet. Yeterli olsun bu. Efendim. Dördüncüsü er resmi olmuyor. Burada tek olan şimdi mulakkabı olur burada. El marufe olur. Teknik açıdan. Ama anlam uymuyor. Çünkü ülkeler İspanyolca diye ülkeler serisi yok. Ya da İspanyol diye efendim. Efendim evet. İspanyolca dilinde yayılmış değil. Efendim. Bu devletler İspanyolca olarak da bilinmiyor ya da İspanyolca adını da almıyor ama bu devletler İspanyolca konuşur mu? Konuşur. Burada tabi devlet diyerek mekan kastediliyor, mecazi mürsel yaparak mekandakiler kastediliyor. Mekan diyor, mekandakiler kastediliyor. Efendim mesela köye selam söyle. Tamam, köyünde sana selam var. Tövbe tövbe. Köylüler kastediliyor. Mecazi mürsel efendim. Efendim en natıka ne diyorsunuz? Evet. Nataka bir ilerliyor nesnesini. Efendim. Şimdi. Hocam her seferinde bunu küçültmeyelim. Böyle büyük olsun ha. Leysetlene. O zaman cevap çıkıyor. O yüzden. Ya tamam da her seferinde. Ooo. Bak bir sonrakinde cevap gözükecek. Tamam. Onu söyleyeyim. Leyset lene eyyetu eyyu hiletin. Eyyetu da denilebilirdi. Eyyu da denilebilir. Bunu da belirtmiş olayım. Efendim. Eyyu kelimesinin kendisiyle bağlantılı bir durum. Efendim. Evet. Hile çıkar yol, çözüm, plan demek. Leyset lene eyyu hiletin. Herhangi bir planımız, efendim, çıkar yolumuz yok. Efendim. Nagtenimu kulle fırsatin li tahsini mekanetine. Konumumuzu güzelleştirmek için her bir fırsatı ganimet biliyoruz. Kullanıyoruz. Başka. Kullanıyoruz. Efendim. Şimdi bunu araya koyacağız. Normalde bunun bu yargılı bir ifade. O da yargılı bir ifade. Peki bu araya bunlardan hangisini koyarsak olur. Şimdi bilmiyorum da şunu hemen söyleyebilirim. Teknik açıdan bak anlamını bilmesem dahi. Mea enne dediğine göre Ebu Bekir hocam enne ya. Ne yapardı enne? İsim cümlesini masdarlaştırırdı. Burada fiil cümlesi var. Bey de enne. Ya enne isim cümlesini masdarlaştırırdı. Bidun. Dun. Efendim muzaaf olarak gelir. Yani muzaafın ileyh olması lazım. Muzaafın ileyh de cümle olursa mastarlaştırılması lazım. Ya da salt isim olur. Ama burada fiil cümlesi var. Mastarlaştırmadan yapamam. Siva en. Enden sonra fiil cümlesi gelir. Olabilir. Efendim E şıkkına bakıyorum. Lev enne. Enneden sonra da olmaz. Bakınız hiç anlamını bilmedim. Ama evet teknik açıdan baktığımızda sadece en geliyor. Bakın bu bir çeldirici. Teknik açıdan baktık doğru çıktı. Ama biz yine de anlamını vermeye çalışacağız. Evet. Soruların sadece bir tanesinde belki böyle teknik efendim ilerleme sağlayabiliriz. Mekten baş. Evet.
Burada ötekilere anlam vermeyeceğim. Çünkü anlam yani teknik olarak olmayınca anlam da çıkmayacaktır. Siva en nagtenime. Efendim, enden dolayı da muzarifil. Evet. Efendim. Siva en mekten başka diyeceğiz. Güzelleştirmek için her bir fırsatı değerlendirmekten başka bir çıkarımız, bir planımız, çıkar yolumuz, çaremiz yok. Efendim burada önemine binaen lene kalemun ne demek? Bizim kalemimiz var. Evet, bizim bir kalemimiz var. Şimdi bunun başına leyse lene kalemun diyorum. Bizim bir kalemimiz var değil. Yani yok. Burada da eyyu hiletin herhangi bir çıkar yolumuz, çaremiz efendim demek. Şimdi leyset. Peki size şunu soruyorum. Kitapta şu T'yi düşürse olur mu? Leyse lene eyyu hiletin diyebilir mi? Evet. Leyse. Doğru. Tamam. Leyse de diyebilir miyiz? Araya girdiği için. Evet. Evet. Fiil ile fail deme. Şöyle daha güzel bir laf var. Merfu ismi arasına. Fiil ile merfu ismi arasına. Yabancı bir öge. Yani fail dışında. Girdiğinde bu merfu isim müennes olsa bile fiili müzekker yapabiliriz. Ha, şık olanı ney? O size kalmış şıklık ama ben olsam alışkanlık olsun diye merfu ismi müennesse, fiili de müennes, müzekkerse onu da yapar. Bu ruhsatı kullanmayabilirim. Kullanmam ben olsam. Evet, bidun olsaydı meksizin olurdu. Meenne olsaydı masına rağmen makla birlikte olurdu. Efendim beyde enne ne var ki anlamına geliyor. Levenne seydi bile. Seydi. Yani sebi ha başına vav getirirsek öyle de vav gelmemiş o zaman seydi. Yani enneden sonra geleceğin bu anlam mevcut olsaydı böyle 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 olurdu. Ama o zaman cevaba ihtiyacım olur. Lev şart edatı olarak efendim evet. Üç elemana ihtiyaç duyan uslup içerisinde ortaya çıkar. Lev'in kendisi hadi bu birincisi. Lev'den sonraki fiil kısmına gelen ikincisi bir de cevabı. Ama burada öyle bir şey yok. Efendim. Evet bu keşke tüm sorular böyle olsa. Yani teknikle bulabilsek. Evet. Evet. Bel. Aksine yuşrifu ala ma yatadammanu min el emsali. Şimdi eşrefe efendim bazı farklı anlamlara gelebiliyor. Mesela deniz kenarında bir eviniz var. Denize bakıyordur tabii ki o. O zaman mesela beyti evim yuşrifu efendim alel bahri. Denizim eve bakıyor. Denizim eve uzanıyor. Efendim eve doğru sarkıyor. Eve hakim. Şey eve değil. Evim denize hakim. Denize ha nazır. Evet nazır. İşte mesela Kasım Molla şöyle yazılıyordu galiba. Molla diye değil mi? Şöyle, yok elifle Molla. Yuşrifu mesela alel mektebeti. Kazımolla kütüphaneye hakim. Yani onun sorumlusu. Yönetiyor. Harika. Zaten müşrif tek başına kullandığımızda aklımıza ilk danışman en azından tezlerle bağlantılı olarak düşündüğümüzde geliyor. Müşrif
işte tezi yöneten efendim danışman hoca anlamına geliyor. Efendim. Müşrifin aleyh risale. Efendim. Evet. Tez danışmanı. Evet. Şimdi ma ismi mevsuldür. Efendim. Evet. Burada yüşrifi ala içeriyor. Belki anlamını da kazanabilir. Tadammana o da tazammun etmek, barındırmak demek. Yüşrifi ala ma yatadammana minel emsali. Taşıdığı efendim atasözleri. Şimdi ila canibi ihtivai hazel kitab ala malumatin seminetin. Semine burada değerli demek. Pahalı anlamına da geliyor. Evet. Değerli, pahalı. İhtiva ala ile kullanılıyor. Bu kitap, evet, içermek. İleceğine bir yanında demek. Yani bir anlamda ek olarak demeye geliyor. Evet. Bu kitabın değerli bilgiler içermesi yanında. Evet, burada belin kullanımı yok. Efendim. Öncesinde bir şey söyleyeceğiz ki ondan sonra o efendim içermesine ek olarak diyelim. Evet. İzdâdel ikbâlu alel kutubi vel mecellâti vel menşûrâti l-ukhrâ. Ekbele alâ ile kullanılan bir fiil. Yönelmek demek. Efendim. Kitap, dergi ve diğer yayınlara yönelme arttı. Efendim. Arttı. Bel yüşrif alâ. Unvanul kitabı bin nisbeti li yokmuş gibi sanki düşünün ara cümlesi. Bence, bana göre, benim açımdan, bence, kitabın başlığı, evet, yedullu ala cevdetihi ve mede ehemmiyetihi, kalitesini ve ne kadar önemli olduğunu gösterir, delalet eder. Delle ala ile kullanılıyor. Efendim, ondan sonra bel diyebilir miyiz? Olumlu bir cümle gelmiş. Diyebiliriz. Deriz ama sözü yeniden gözden geçirme anlamına geliyor. Öncekinden bir anlamda yok şöyle olur demeye getiriyoruz bel kullanarak. Mehme kâne tevvîbul kitâbi ve tesmiyetu eczâhi. Kitabın efendim bölümlenmesi, bablara ayrılması ve bölümlerinin adlandırılması her ne olursa olsun efendim ondan sonra bu bir şart cümlesidir. Cevaba ihtiyaç duyar ve cevabında da bel olmaz. Bel olursa bile başına fe gelmelidir. Olsa bile efendim E şıkkında ne diyor? La yenbeği linnazır fil kitabı. Evet. Gerekmez. Entekune gayetuhu ettasaffuha li zaharifihi. Zuhruf süsleme. Zaharif çoğulu. Tasaffuha göz atmak, incelemek demek. Evet. Kitaba bakanın amacı efendim süslemelere göz atmak olmamalı. Tasaffu. Sayfalandırmak gibi bir şey. Safha efendim göz atmak, incelemek. Hani sayfa sayfa şöyle bir çeviriyoruz ya. Efendim parmağımızı incelemek. Peki siz ne diyorsunuz? Efendim. Efendim şimdi eşrefe ala. Şimdi emsel mesel kelimesinin efendim çoğulu. Efendim atasözü deyim. Sadece şu önem vermesi.
Yok. Yani üstüne kitabın üstüne bakma döneceğine kabağına. Bilakis bir içindeki ihtiva ettiği manaya bak. Bakmalıdır. Bakmalıdır. Yani buradaki bel, evet burada en var ya, en tekune gayetuhu ettesaffuh li zekharifihi. Bu yenbeği fiilinin evet failidir. Failidir. Lin nazır fil kitabta mefulün bir gayri sarı ögesi olur. La yenbeği. Şimdi bel yenbeği en yuşrife ala ma yetedammanu minel emsali. Bu uygun olur. Burada da eşrife ala, hani bir şeye hakim olmak demiştik ya. Bir denize, evin denize bakıyorsa, hakimse bu denize baktığı anlamına da geliyor. Bizim Türkçe'de bakmak, efendim, sorumlu olmak, gözetmek, idare etmek anlamlarını da veriyor. Dolayısıyla eşrefi ala'nın burada kullanımı yadırganmamalı. Yani kitaba bakan sadece süslerini, süslemeleri, kitaba bakanın amacı, ben şu cümleye bakayım göreyim. Kitaba bakanın amacı süslemeleri incelemek değil, aksine evet. La yenbeği, olumsuz bir yapıdan sonra belin kullanımı çok yaygın. Mesela herhalde sıra yenbeği diye okuyordun değil mi? Ya yenbeği Allah Allah. Niye ben geliyorum? La yenbeği. Evet, geçelim. Bel en yuşrife alâ mâ yetedammanu minel emsâli. Efendim, amacı süslemeleri incelemek olmamalı. Aksine içerdiği emsale göz atmalıdır. Bakmalıdır. Şimdi burada şurada A'da bir yargı yok. Bir kelime grubudur bu. Hüküm yok. B'de hüküm var. Ama kendisinden sonra gelenin yakından uzaktan bir ilgisi yok. Yok, olumsuz olmak zorunda değil demiştim. Efendim, ha. Belden öncekinden kesinlikle vazgeçiyorsun. İster olumlu gelsin, ister olumsuz gelsin. Yok, hep daha önceden bir atıf harfi olarak belden bahsederken demiştik ya. Olumludan sonra da gelir, olumsuzdan sonra. Ama belden sonraki her zaman öncekine dikkat etme. Hep olumluluk içerir. Olumluluk içerir demiyorum. Yani o olumlu bir cümle geldi. Evet. Sonra bel geldi. Bel gelince sözünü cümle, yeniden gözden geçiriyorsun. Sözünü yeniden gözden geçiriyorsun. İşte onu diyorum. Yeniden gözden geçirmiş oluyorsun. Düzeltmeler yapıyorsun. Aynen. Efendim, bu yargı bildiriyor, tamam, ama sonraki cümleyle bir bağlantısı yok. Efendim, şimdi burada kitabın başlığı kalitesini ve ne kadar önemli olduğunu bence gösterir diyor. Bel diyor. Bu olabilir mesela. Bel diyor. Efendim. Ama burada bel yuşrifu ala diyerek burada failin unvenul kitabe dönen bir zamir olduğunu izlenimi veriyor. Fakat anlam örtüşmüyor o zaman. Burada liennehu dese olur bak. Bel yuşrifu liennehu dese illetin açıklar. Liennehu yuşrifu ala ma yetedammanu gibi. C var kitabın başlığı bana göre dediğine göre bir ennehu diye bir sebep açıklayacak. Ha. Orada bir nispeteliği bana göre görmedi. Çünkü buradaki medeyen hem ana, medeyen hem yetim önlemi. Ne kadar önemli olduğunu, boyut efendim gibi. Efendim. Evet üstad. Oran gibi. Efendim. Peki. Dörde bakalım. Osmanlı ordusu içinde
Seçkin bir yere sahip olan ve birkaç asır gücünü koruyabilen Yeniçeri Teşkilatı. Evet, burada efendim seçkin bir yere sahip, birkaç asırdır efendim gücünü koruyabiliyor. Bu Yeniçeri Teşkilatı'nın sıfatı, özne. Efendim ortadan kaldırılmıştır. Bu da yüklem. Bu da kim tarafından ve ne zaman sorusunun cevabı var. Tamam, bunlar aklımızda olsun. Aşağıdakilere bir bakalım. Temmel kaza'u ala firkatil enkişariyeti. Şimdi temme artı mastar eşittir meçhul fiil demiştik. Yani kaldırılmıştır. Ortadan kaldırılmıştır. Harika bir terkip. Yok edilmiştir. Ortadan kaldırmıştır. Kaza ala ortadan kaldırmak yok etmek demek. Mastarını kullanıyorsun. Temme ile kullanılınca meçhul anlam verirsin. Yani temmel kaza'u ala yerine kudiye ala da diyebilirdi. Bak denilebilirdi. Aynı anlam. Evet. Yeniçeri teşkilatı fırkası efendim yok edildi. Ortadan kaldırıldı. Ondan sonra elleti ile sıfat geliyor. Elleti kâne lehe mevkiyun mümtezun beynel ceşil Osmani. Osmanlı ordusu arasında efendim mümtaz bir mevkiye sahip olan Yeniçeri Teşkilatı ortadan kaldırıldı. Tamam, burası güzel. İstata'at en tuhafiza. Ha, şu kânen, evet, oraya atıf. En tuhafiza ala kuvvetiye bid'ata kurunin. Birkaç yüzyıl gücünü koruyabilen, birkaç yüzyıl boyunca gücünü koruyabilen. Burada ne diyor? Birkaç asır gücünü koruyabilen diyor. Tamam. Burada vav şuraya atfedildiği için bu iki tane nitelik elletiyle fırkatı el inkişariyenin sıfat oldu. Tamam. Zaten burada el kada temmenin faili. Öteki de mefulün bir gayrı sarihi. Nereye kadar? Min gıbeli Sultan Mahmud Ethani. Senete 1826. Minkıbeli de tarafından anlamına geliyor. Şimdi Arapçada daha önce de söylemiştim. Buradaki tarafından ifadesinin meşhur sigada zikredilmesi efendim Arap dilciler diyor ki bunu yanlış diyor. Ama burada herhangi bir yanlışlık yok. Çünkü meşhur siga yok ki. Diyeceksiniz ki meşhur anlam verdin. Meşhur anlam verdim ama meşhur siga ile birlikte kullanılmaz diyor Arap. Yani kudiye ala deyip minkıbeli dese o Arap dilcilerine göre kullanmaz. Madem kullanamıyorsun aynı anlamda temmel kadâ'u de. Mesela kutibeyi demesini biliyorsun ya da demek istemiyorsun. Ne dersin? Eşittir. Temmet el-kitâbetu dersin. Temmet el-kitâbetu temme artı maslar eşittir. Meşhur siga. Evet. Bu anlattığım şeyleri burada görmek efendim çok hoşuma gidiyor. Onu da söylemiş olayım. Yani vallahi mi? Hoş şeyler efendim. Burada aklınıza şu gelebilir. Beyne kelimesinin kullanılması efendim problem yaratır mı? Şimdi ceiş bir ordudur ve ordu fertlerden oluşuyor. Dolayısıyla hani beyne arasında demek ya. Osmanlı ordusu arasında nasıl olacak ya? Başka bir ordu olsun ki arasında diyelim. Bu sizi yanıltmasın. Bir bütün parçalardan oluşuyorsa beyneyle kullanılabilir. Burada bence hiç bence bir problem yok görünüyor. Efendim. Burada efendim fırka takım demek, teşkilat demek değil diye bir çeldirici olmaz herhalde. Bilmiyorum, bakacağız. İnkişariye. Evet. Kânet bir inkişariyeti mekânetun mütemeyyizetun beynel ceyşil Osmani ve zallet zâte kuvvetin tıyletel usûr. Evet, asırlar boyunca güçlü olmaya devam etti. Güçlü olmaya devam etti. Şimdi Yeniçeriliği bak hocam burada şu altı çizili ifade kânen ismi, bu da haberi. Ya evet, öne geçmiş. Hani fissaffi talimin örneği gibi. Yeniçeriliğin ya da Yeniçeriliğin efendim mümtaz bir yeri vardı. Evet.
Osmanlı ordusu arasında. Efendim ve bu Yeniçerili teşkilatı çağlar boyunca güçlü olmayı sürdürdü. Hatta mekanetun mütemeyyizetun. Kâne'nin ismi olduğu için. Evet. Hatta kada aleyhi sultan Mahmud es-Sani senete. Efendim sonunda evet Sultan 2. Mahmud 1826 yılında onu ortadan kaldırdı. Onu ortadan kaldırdı. Yok, buradaki hatta'ya fe anlamı verebiliriz. Sonunda efendim Sultan 2. Mahmud onu ortadan kaldırdı. Zalle sürdü, devam etti demek. Evet. Oldu anlamına da gelir. Burada sürdü. Sürdü. Devam ettirdi. Devam etti. İstemerra anlamını veriyoruz. Efendim bu B şıkkı da güzel cümle. Kusursuz. Ama yukarıdaki cümlenin karşılığı değil. Efendim. Mahahu onu mahvetti. Efendim. Yemhu mahvun. Seni mahvederim diyor ya. Oradaki gibi. İmha etti. Yok etti. Muhiyet. Meçhul siga. Muhiyet eserul inkişariyeti aleyyedi Sultan Mahmud es-Sani senete elfin ve semani miyetin sittin ve işrine. Evet. Yeniçeriliğin izleri efendim tarafından silindi yılında. Kânet hiye. Burada izler olduğu için kendisi silindi. Efendim etkileri, izleri evet silindi. Bu teşkilat şey Yeniçerilik hiye, bu hiye efendim fasıl zamiri olarak görülebilir mi? Bence kânenin içindeki gizli hiyenin dışarı çıkmış hali. Tekididir de denilebilir. Ama hani horoz demiş ya, ben ona buna bakmam. Efendim direkt kânet fırkaten askeriyeten kavuyeten beynel ceşil Osmani. Yani buna bunu onu de bunu de hocam. Evet tabii kânenin haberi. Eyvah. Efendim. Fırkaten askeriyeten kaviyeten beyne ceşil Osmani. O Osmanlı ordusu arasında güçlü askeri bir teşkilattı. Efendim gruptu. Gruptu. Hafızat ala imtiyazatiye bidata kurunin. İmtiyazlarını efendim birkaç yüzyıl korudu. Şimdi bu korudu ifadesi Kavuyye'nin Kavuyye'ye atfedilmiş sıfat olması da mümkün ama efendim yukarıdaki çevirinin karşılığı değil. Evet, koruyan güçlü askeri bir birlikti denilebilirdi. Şimdi burada imtiyazlarını efendim birkaç yüzyıl sürdürdü, korudu diyor. Efendim efendim çoğul bir kelime der. Ulgiyat fırkatul işke enkişariyeti elleti temettaat bi mevkayin mütemeyyiz. Oo, bu da çok güzel bir cümle bak. Temetta bi keyfini sürmek, sahip olmak demek. Efendim imtiyazlı bir konumun keyfini süren yani sahip Yeniçeri efendim teşkilatı lav edildi. Ve tufizat bi kuvvetiha iddete kurunin. Pardon, ben şunu ulgiyeye atfettim. Oysa temettaya atfedeceğiz. Ve tefezat. Hocam temettâ bi evet sahip olmak, keyfini sürmek işte muta nikah var ya, oradan hatırlarsınız. Efendim. İhtefezayı temettaya atfettiğimizde eşsiz bir konuma sahip ve güçlerini birkaç yüzyıl koruyan. İhtefeza bir şeye sahip olmak, onu beraberinde tutmak demek. Yani serbest bırakmamak, kaçırmamak. Min kıbeli sultanim Mahmud es-Sani efendim.
Bu cümlenin çevirisi şu, şimdi birlikte çevirelim, sonra yukarıdaki Türkçesine bakalım. Eğer çeviriler örtüşüyorsa o zaman budur deriz. Efendim, elleti ile burada iki tane sıfat getirilmiş. Eşsiz bir konuma sahip ve birkaç yüzyıl güçlerini koruyan Yeniçeri Teşkilatı şu tarihte Sultan 2. Mahmut tarafından lağvedildi. Ortadan kaldırıldı. Peki öyle mi? 1820 ordusu seçkin bir yere sahip olan birkaç asır gücünü Osmanlı ordusu yok. Evet, o yok. O zaman bir sonrakine geçiyoruz. Temmet ibadeti fırkatil inkişariyeti. Şimdi burada bir ibadet yok etmek demek. İbadet cemaiye. Toplu yok etme. Buna soykırım diyorlar. Şimdi aslında siz bu ibadeyi çokça duydunuz. Efendim el umem el baide. Yok olmuş milletler. El umem el baide. Oradan geliyor bu. Hı? Mubade. Eğer soykırıma uğramış da diyecek olursanız efendim el mubade isim meful olarak. Evet. Bu yok olmuş ümmetler, milletler. Temmet ibadeti fırkatil inkişariye. Yani yok etmek demek hocam. İbade yok etmek demek. Efendim. Ama hani hatırlarsanız mastarlar cümle içerisinde gerekirse meçhul olarak da tercüme edilebilir demiştik. Ama burada şimdi şey hocam, şeyleri bildiklerimizi hatırlayalım. Temme artı mastar eşittir meçhul sıyığı anlamını verebiliyorduk. Evet, ibade yok etmek demek, o zaman yok edildi anlamını verebiliriz. Yani bu Yeniçeri Teşkilatı yok edildi. 1826 yılında Alaeddin Sultan Mahmud Eseni, işte Sultan 2. Mahmud tarafından anlamını verebiliriz. Tabi tarafından. Ba'de en faradat saytarataha bidata kurunin. Saytara egemenlik demek. Birkaç yüzyıl efendim egemenliğini birkaç yüzyıl egemenliğini efendim hakim kıldıktan ve gıptayla bakılan bir konuma sahip olduktan sonra yok edildiler. Şimdi mermuk gıptayla bakılan herkesin istediği demek. Hazede kavuşmak, sahip olmak demek. Evet. Burada hangi ögeler var? Efendim temme işte fiil fail var. Efendim ondan sonra da bade var. Sıfatlarımız yok. Osmanlı ordusu yok. Efendim orada soykırım yapıldı, yani toplu katledildi ifadesi var mı? Yok. Efendim bir de burada gıptayla efendim yani herkesin arzuladığı bir konuma sahip. Efendim zor. Evet, bu mermuk. Mekane mermuka. Evet. Gıptayla bakılan, herkesin arzuladığı bir konum demek. Evet. Efendim. Halit diyor ki: "Laqad ji'te lit-taqaddumi li wazifati'l alaqatil 'ammati." Amme min burada şeddeli, umumi, genel demek. Umumi ilişkiler. Tabii umumi ilişkiler, umumi ifadesine kamu anlamını da verebilirsiniz. Yani özel olmayan ilişkiler. O zaman halkla ilişkiler de denilebilir. Evet. Vazife görev demek. Takaddeme efendim li bir şey için öne çıkmak, ilerlemek, yani başvuruda bulunmak demek. Laqad ji'tu li takaddum li vazifati'l alaqatil ammeti.
Alaka-i Amme vazifesine başvurmak için geldim. Yani halkla ilişkiler görevine başvurmak için geldim. Bakın takaddüme kelimesinin kaç tane anlamı geçiyor değil mi? Efendim farklı şeyler. Takaddüme ilerledi demek, öne geçti demek. Efendim, burada başvurmak demek. Evet, beşeri kaynaklar, evet. Alttaki müdür, müdiresi. Beşeri kaynaklar müdiresi. Ben müdür değilmiş abi. Dikkat et. Yüksel hocam müdür değilmiş. Halit diyor ki, indi bende var ma yekfi minel kefaatil akademiyyeti. Akademik yeterlilik. Efendim. Evet. Buradaki minel kefaatil akademiyye müphem olan bu isim mevsul ma var ya, onu açımlıyor. Yekfi yetiyor demek. İndi ma yekfi, bende yeten var. Sahibim. Bende yeten var. Ne demek? Bende efendim yeterince akademik efendim kalifiye akademik yeterlilik var. Ve utkunu lugateyni ecnebiyyeteyni. İki yabancı dil çok iyi dil bilirim. Etkane, etkane bir şeyi iyi bilmek demek. Fazlen he? Yakin buradan geliyor. Etkane. Efendim öyle olmalı. Efendim tekane kökü olmamalı. Sonra y bu t'ye dönüşmüş olma ihtimali var. Ama normalde şu ilmel yakin dediğimiz buradan mı geliyor? Yani insanlarla iyi ilişki. Kural dışı olarak y'nin t'ye dönüşmüş olma ihtimali var. Efendim ama ifal babında bilindik kurallardan değil. Yani iftihal babında olsaydı vav'ın t'ye dönüşmesi söz konusuydu. Yani, y'nin t'ye dönüşmesi. İtkan. Bir şeyi kaliteli yapmak, iyi yapmak demek. İki dili çok iyi bilirim. Fadlen an. Fadlen an neydi? Bir yana. Evet. Husnul muamelati ma'annesi. İnsanlarla iyi ilişkiler kurmak bir yana, efendim, bende akademik yeterlilik var ve iki dili çok iyi konuşurum, bilirim. Bu da diyor ki beşeri kaynaklar yani müdiresi. Fadlen Hanım mesela şey diye tercüme edilebilir mi? Bunlara ilaveten bu da var. Tabii, tabii. Fadlen Hanım bir yana, yani bunlara ilaveten zaten demek. İlaveten. Bu da tabii. Alaveten. Hepsi birbirine yakın onların. Ben var ya ben onu şöyle tercüme ediyorum. Yani insanlarla hüsnü muameleye ilaveten. İki yabancı dil ve yeterli aynen bilgiye sahip. Tamam, tamam bu da doğru. Bu da ek olarak dersin bu da doğru. Bu yana, insanlarla ek sonradır. Tabii hepsi de öyle. Mesela insanlarla iyi ilişkiler kurma bir yana ya da insanlarla iyi ilişki kurmaya ek olarak yani, ilaveten yok. Asıl yargımız iki dili çok iyi bilirim. Şuna ilaveten şunu da bilirim. Burada şimdi burada aslında güzel ilişkiler değil. Bu normal zaten. Bu bir insanda bulunabilir. Tabi. Hayır. Hayır. Şimdi diyor ki sizin bu görev için benden istediğiniz şeyler cepte keklik. Sen bırak bunları diyor. Ben ona ilaveten efendim iki tane de yabancı dil biliyorum bir kere diyor. Ha o zaman asıl ne oluyor? Efendim. Ceptekiler. Ha siz ceptekiler diyoruz. Ha konu bu. Efendim konu bu. Şimdi bazen öğrenciler tersine git fazla olarak iki dil ama müdüre ne diyormuş? Yani, ya tabii. Ne diyormuş müdüre? Sen için ne temenne leke nesa. Dilerim.
Neca, sana başarı temenni ederiz. Başarılar dileriz. Senin gibi adamlar var yanımda. Efendim burada bir şey var. Ondan sonra bunu söylüyor. Biz tartışmadan burayı unuttuk. Bak arada nokta nokta var. Evet, burada müdüre bir şeyler diyecek ki Halit de bende yeterince akademik efendim bende yeterince akademik efendim ne var? Kefe yeterlilik demek. Hı? Ha öyle bir şey diyecek. Senin neyin var ki bu göreve başvurdun diyecek herhalde. O da iyi cevap vermiş. Limada karartel istikaleti min vazifetike sabikati. Daha önceki görevinden niye istifa etmeye karar verdin? B şıkkında. İza temmetil muvaffakatu ala tayinike. Seni atamaya onaylama tamam olursa. Yani sen atanırsan. Evet. Sen atanırsan. Mete testatiyo mübaşeretil vazifeti. Göreve ne zaman hemen başlayabilirsin? Mübaşere bir şeye hemen yeltenmek, girişmek demek. Girişmek demek. Evet. Evet. Ma hiyel vazayfu leti etteytehe musbakan ya da mesbakan. Evet. Önceden, daha önceden yerine getirdiğin vazifeler nelerdir? Hangi görevlerde bulundun demeyi istiyor. Hel sebeka legen tekattente bi misli hazil vazayf. Bu konuda bir şeyler söylemek istiyorum. Altı çizili bu mevvel mastar sebakanın failidir. Bunu çok enteresan. Tekattemte bi misli hazil vazayf bu gibi görevlere başvuruda bulundum. Yani bu gibi görevlere başvuruda bulunman senin için geçti mi? Böyle bir anlam var. Ama bunu Türkçe'ye bak ne kadar güzel tercüme etmişler. Daha önceden bu gibi görevlere başvuruda bulundun mu? Evet. Şimdi bu anlamı ve buradaki yapıları dikkate al. Yok. Tercüme edemiyorsun. Evet. Çok güzel bir cümle ama. Yanlış olsa dahi. Mellezi cealeke tufekkiru fi en. Bakınız buraya fi koymayı istiyorum ben. Fi en fi enne hazil vazifete tulaimuke. Bu görev sana uygun. Enne ile bunu bu görevin sana uygun olması diye masdarlaştırıyorum. Sonra düşünüyorsun. Bunun nesnesi yapıyorum. Evet. Burada ceale fiili arkadaşlar bir halden bir hale dönüştürdü demek. Tamam. Bunu biliyoruz. Cealehu yemşi onu yürür hale getirdi. Şimdi buna evet onu söyleyeceğim. Onu yürür hale getirdi. Teknik açıdan değil ama anlam açısından gördüğünüz gibi yürümek fiilini ceale ne yapmış? Evet müteaddi hale getirmiş. Yürüttü. Evet. Onu yürür hale getirdi. Yani biz bunu yürüttü diye tercüme edebiliriz. Efendim çokça kullanılıyor aman Allah'ım bu fiil. Mesela burada ufekkiru düşünüyorum demek. Peki ceale ni ufekkiru buna ne anlamı vereceğiz? Beni düşündürttü. Evet. Beni düşündürttü. Beni düşünür hale getirdi. Evet, tabii ki farklı şekillerde tercüme edilebilir. Yani eğer siz bir fiilin müteaddisini bilmiyorsanız cehale ile onu müteaddi hale getirebilir misiniz anlam açısından? Kesinlikle getirebilirsiniz. Yok, cehalenin yükleminin muzari gelme zorunluluğu yok. Yok, cehalenin demiyorum. Tüfekkürünün. Yok. Tabi bak düşündürttürdü. Beni düşündürttürüyor demek isterseniz de yecaluni ufekkiru dersiniz. Ama beni peki ufekkiru evet. Fekkertu da diyebilirsin. Cealeni fekkertu. Efendim ama bitmiş eylem oluyor o zaman. Daha çok öyle ama ben hani cehaleden cehalenin ikinci nesnesi diyorlar ona.
Cehalet çift nesne alır. Yani tasvir fiiller çift nesne alır. İkinci nesnesi yüklem orijinallidir. Muzari fiil burada çokça geliyor olması onun mazi gelemeyeceğini göstermez. Ben yani senin cevabına evet muzari gelmelidir diyemem. Tamam, istisna olabilir de hiç gördün mü? Tabii ki efendim kullanılır. Şimdi Kur'an-ı Kerim ezberim dostlar. Yani belki sen bulabilirim sen yani. Kur'an-ı Kerim ezber durmasına gerek yok. Hadi getir bak. Mesela sadece mazi gelecek bir yapı söyleyeyim mi? Mesela ene mittu. Ne demek? Öldüm. Peki. Beni öldürdü demek istiyorum. Emeteni. Ama demesini bilmiyorum. O zaman cealeni mittu. Beni ölmüş hale getirdi. Beni öldürdü. Yani engelleme yapıyoruz. Şunu anladık mı şunu? Hel sebeke leke en tekaddemte. Daha önceden başvurmuş muydun? Mesela hel sebeke leke en zurte İstanbul'e. Evet. Ne dersin? Evet. İstanbul'u ziyaret etmen senin için daha önceden geçti mi? Yani İstanbul'u daha önceden ziyaret ettin mi? Ne kadar güzel bir ifade tarzı. Hem Türkçe'de hem Arapça'da. Efendim. Yaşasın dil. Lame yüleğimu lame. Efendim. Burada tüfekkürüden sonra fi'yi ben kullanırım dedim. Çünkü fi'yi kullanmama hiç kimse engel değil. Ama düşürülebilir mi? Ben şunu gördüm. Efendim. Bazı harfi cerle alan fiiller var ya nesnesini. Nesnesini harfi cerle alan fiiller. Bu nesnesi müevvel mastar geldiğinde harfi cerlerin düşebildiğini gördüm. Düşmek zorunda değil. Ama düşebildiğini. Ve bunun Kur'an-ı Kerim'de de örneği çok. Mesela ben olsam getiririm. Efendim. Efendim. Tabii ki asli olanı söylüyorsun zaten. Mesela efendim ergabu efendim en ezurake. Seni ziyaret etmek istiyorum. Aslında burada fi'i gelmesi lazım. Ama müevvel mastar olarak geldiğinde nesnesi efendim bazen harf-i cerlerin düşürüldüğünü görüyoruz. Efendim. Burada da bu olmuş. Fekkere fiili nesnesini efendim fiil alır. Seni düşünüyorum gibi. Ufekkiru fike. Ya da mesela ufekkiru fi en ezhebe mesela. İşte gitmeyi düşünüyorum. Efendim gibi. Gitmeyi düşünüyorum. Ya da ufekkiru fi enne hasenen efendim nacihun. Hasan'ın başarılı olduğunu düşünüyorum gibi. Efendim ya da evet. Yani burada fiilden sonra müevvel mastar en ile de yapılabilir. Fiil cümlesi gelirse enne ile de yapılabilir. İsim cümlesi gelirse. Efendim sonuçta mastar harfi cerden sonra da isim gelir. Mastarlar da isimdir. Evet. Burada mesela enne gelmiş. Enne hadil vazifete tulaimuke. Bu görevin sana uygun olduğunu düşündürtüren nedir? Evet. Bu görevin sana uygun olduğunu, uyduğunu, münasip olduğunu düşündürtüren nedir? Yok. Yüleğimu yünesip anlamında. Yok yok hocam. Yok yok. Yüleğimuni bana uygun. Yani yünesibuni demek. Bana uygun.
Evet. Yüne Sibuni. Efendim burada Ellezi bak kendisinden sonrakiler neler yapmış. Evet. Ve burada öznemiz bu. Seni bu görevin sana uygun olduğunu düşündürtüren nedir? Bu da yüklem. Özne yüklem. O da diyor ki indi bende diyor yeterli akademik tecrübe, bilgi var. Efendim insanlarla iyi ilişkiler kurma bir yana iki dilde çok iyi konuşuyorum. İki dili de çok iyi bilirim diyor. Evet. Şimdi lem yeltakir raculen ebeden vecen li vecin. Vecen li vecin. Evet, bu hal olarak görülüyor. Efendim yüz yüze demek. Ebeden asla demek. Evet, iltaka yeltaki iltigaun buluşmak. Efendim iltaka. Evet. Burada burun muzarisi yeltakı'dir. Fakat yeltakı'nın başına lem gelince buradaki ye düşmüştür. Bakınız İrab kuralları efendim yani sarf hani efendim kelimeyi tanımamıza yardımcı oluyor. Kayıt olmadan olmaz. İki adam efendim evet yerine hiç diyebiliriz. Hiç yüz yüze buluşmadılar. Bir araya gelmediler. Kânet tevâsulü beynehumâ. Evet bu kânenin ismi. Aralarındaki iletişim bil kitâbeti ev bir rusuli. Mektupla, pardon mektup değil. Yazışmayla ya da elçilerle oluyordu. Olduydu. Evet bu da haberi. Ve kânet tevâsulü beynehumâ. Aralarındaki iletişim yazışmayla ya da elçilerle idi. Yapılıyordu. Bu da haberi. Ha bunun neyini arıyoruz? Biz anlamca en yakın olanı. Rağme erağmen teveccüdühime fi mekânin vahid tek bir yerde olmalarına rağmen iki adam arasındaki iletişim sınırlıydı. Cümle güzel ama yukarıdakinin dengi değil. İstemerret el mükâtebâtu beynel racüleyni ile en aftat ile sadâkatin vatîgatin. Adamlar bu iki adam arasındaki yazışmalar sürdü. Sonunda efendim sıkı bir dostluğa vardı. Evet. Bu böyle de bir şey yok. Niye? Çünkü orada iki tane husus var. Bir, yazışmak, mektuplaşmak. İki, araya elçiler koymak. Rusul. Ha, peki en sonunda buluşmuşlar mı? Ona dair bir açıklama yok. Ama burada efendim var mı? Yok. Buluştuğuna dair burada da bir açıklama yok. Tamam. Efta ile işte vardı. Yani sıkı bir dostluğa ulaştı. Bu yazışmalar. Cim lem yera ehadur raculeynil ahara. Adamlardan biri ötekini görmedi. Kenet el alakatu tecri beynehume bil muraseleti evus sufarai. Sefir, bu da elçi demekti. Efendim büyük elçi aracı anlamında sonuçta. Efendim murasele yazışmak demek. Efendim adamlardan biri ötekini görmedi. Yani hiçbiri diğerini görmedi. İlişkiler, aralarındaki ilişkiler mektuplaşma ve elçilerle cereyan ediyordu. Efendim akıp gidiyordu. Yani gerçekleşiyordu. Bu çok uygun gibi geliyor. Bakalım. Lazeme raculu zemilehu tıylete seneteyni. Lazeme efendim hep yanında bulunmak demek. Ayrılmamak demek. Evet. Bağlandı demek. Adam iki sene boyunca arkadaşından ayrılmadı. Yani arkadaşına yapıştı. Felem evet, mülazim aynı zamanda askeriyede bir şey. Rütbe. Evet. Felem yekûne bi hacetin ilel müraseleti.
yazışmaya ihtiyaçları yoktu. Yazışmaya, evet, yazışmaya ihtiyaçları yoktu. Evet, burada bir hace kelimesinin kânenin yüklemi, ilel murâselenin de hace mastarının mefulün bir gayr-ı sarih olduğunu belirtmemde yarar var diye düşünüyorum. Kâne rusulü yetenekkalûne beynel racüleyni ve yahmilûne resâile min kileyhime. Efendim, elçiler iki adam arasında gidip geliyor ve mektupları, her ikisinden mektupları taşıyorlardı. Yani bu sadece elçiler vasıtasıyla olduğunu söylemeye çalışıyor gibi. Şimdi bu da çok yakın gibi. Şimdi tekrar bir bakalım. İki adam yüz yüze hiç bir araya gelmedi. Aralarında iletişim, yazışma ve elçilerle sağlanıyordu. Vallahi bilmiyorum işte. Benden bu kadar. Bundan sonra doğru şıkkı bulmak size kalmış. Siz C diyorsunuz efendim. Yani uygun. Ama hani şu da burada olmadığına dair ne var acaba? O olmadığına dair. Anlamını tekrar verelim. Elçiler bu iki adam arasında gidip geliyor ve mektupları her ikisinden de taşıyorlardı. Mektup vardı ya. Evet. Efendim. Lakat havele Confucius el hakim vel ahlaki esvini. Ahlaki ahlakçı. Çinli ahlakçı ve hakim ne? Filozof. Efendim. Bilgin. Evet. Bunun hepsi tek bir öge. Evet. Evet, filozof ve Çinli ahlakçı Confucius havele en yürebbiyel huluka an tarik-i talimi. Huluk. Evet, ahlakı eğitim yoluyla eğitmeye evet, gayret etti, çabaladı, çalıştı. Fe'alleme telamidehu Erba mevette reisiyetin. Evet. Evet. Öğrencilerine dört temel madde öğretti. Öğretti. Diye bunlar bir. Et-tarih. İki. Ve şiir. Üç. Ve musika. Yok. O reşakı İnsicama atfedilmiş. O da yetetarrak. Dört. Demek ki beşinciye mi ihtiyacımız var? Neyse biz cümlemizi tercüme edelim. Bir. Key yulhemu bil azim min amelin insani. Evet. İnsanların yaptığı büyük işlerden efendim haberdar olmaları için. İlham edilmeleri diyor. Yani haberdar olmaları. Yani birisine ilham edince karşı taraf ondan haber almış oluyor. Evet. Evet. İnsanların evet yaptığı büyük işlerden haberdar olmaları için tarih. Ve şiir ke yekunu zevi hayalin. Efendim hayal sahibi olmaları için şiir ve musika ke yetetarrak el insicamu ve reşakatu ile nüfusihim. İnsicam, uyum ve reşaka efendim endam, zerafetin gönüllerine
girmesi için de musiki efendim tatarraka ile değinmek demek. Mesela aslında şey taraka kapıya vurmak demek. Ama tatarraka ile değinmek, uğramak anlamına geliyor. Mesela adam konuşmasında şu konuya değindi diyoruz ya. Mesela tatarraka reis Erdoğan fi kelamihi evet ile hadil meseleti evet bu meseleye değindi efendim diyor. Şimdi bakalım lienne fil musika mualecetun nufusi eydan mualeceten nufusi eydan çünkü musikide efendim evet evet tedavi de vardır. Evet. Canları tedavi de vardır. Ha, olduğu için tabii öncekine bağlarsınız. Keme enne hunake erbaate anasra ukra. Ayrıca 4 unsur daha vardır. Cim fe hunake men yuhalif Confucius fi nazariyeti hazi. Efendim Confucius'un bu teorisine karşı çıkanlar var. Karşı çıkanlar var. Efendim del ve hüsnü tıbaayı efendim efendim güzel ahlak diyebilirim. Ke yekunu saadeten. Efendi olmaları için ne? Yok mutlu. Mutlu değil. Efendi. Seyyidin çoğulu. Efendim. Tabi burada asil asil anlamında. Yoksa efendi demek hani bir şeye hakim olan biçtiğim kestiğim değil. Efendi seyit olmaları için de güzel ahlak. Evet orada da 3 tane zikretmiş ya da 4 tane. Aynısı söylüyor key. Aynısı söylüyor key diyor. Bu çok uygun geldi. لِيَنَّنَا نَسْتَمِدْتُ مِنَ التَّارِيْخِ دُرُوسَ مِعِبَرًا İstemet de min bir şeyden almak, elde etmek, çıkarmak demek. Tabi faydalanmak da yakın anlamlı. Efendim bunun kökü medde. Medet istemek, medet almak gibi. Efendim. Çünkü biz tarihten ders ve ibretler alırız, çıkarırız. Evet. Efendim burada zaten gösterdi. Keşke hepsi böyle olsa. Ama yukarıda da teknik açıdan hani birinci soru da öyleydi değil mi? Vezere nizamul mulki Bade Elp Arslan Libnihi Es-Sultan Melikşah Nizamul mülk efendim Alp Arslan'dan sonra efendim oğlu Sultan Melikşah'a vezirlik yaptı. Benim şeye gitmem lazım biliyor musunuz çocuğu almam için. 5'te de dersim var. Efendim burada bitirelim ya. Çünkü anca yetişeceğim. Şimdi telefon geldi de anladım. 5'te efendim.